püf nokta 87. Neden sonuç amaç sonuç sorulursa ne yapılmalı? Arkadaşlar neden sonuç cümlelerinde yargı gerçekleşmiştir. Olumlu ya da olumsuz. Yani istenilen şey gerçekleşmiştir. Amaç sonuç cümlelerinde ise olay gerçekleşmemiş. Yani olumlu ya da olumsuz fark etmiyor. Olay gerçekleşmemiş. Yani yargı tamamlanmamıştır. İlk yargımız neden sonuç cümlelerinde nedendir? amaç sonuç cümlelerinde amaçtır. İkinci yargımız sonucu verir. İkisinde de. Neden sonuç cümlelerinde de amaç sonuç cümlelerinde de ikinci yargı sonucu verir. Şimdi bakalım örneklerimize. Bilgi almak için kitap okuyorum. Şimdi kitap okuyorum yargı tamamlanmış bu sonuçtur. Amacımız ne? Bilgi almak. Şimdi arkadaşlar bilgi almış mıyız? Bilmiyoruz. Amacımız bilgi almak ama bilgi alıp almadığımızı bilmiyoruz. Yani olay gerçekleşmemiş. Bu yüzden burada bir amaç söz konusudur. Amacı nedir? Bilgi alma. Konuyu anlamadığı için ders çalışıyor. Ders çalışıyor kısmı sonuçtur. Konuyu anlamadığı için bakın yargı gerçekleşmiş. Konuyu anlamamış. Konuyu anlamadığından dolayı ders çalışıyor. Bu nedir? Bu bir neden sonuç cümlesidir bilgisi olmadığından kitap okumuş. Kitap okumuş sonuçtur. Nedeni nedir? Bilgisi olmadığından. Bakın bilgisi olmadığını biliyoruz. Yani yargı gerçekleşmiş. Bu yüzden bu da neden sonuç cümlesidir. Bu cümleyi anlamanız amacıyla yazdım. Şimdi yazdım sonuçtur. Amacım nedir? Bu cümleyi anlamanız. Peki anlayıp anlamadığınızı biliyor muyum? Bilmiyorum. Benim bir amacım var. Bu cümleyi anlamanızı istiyorum amaç söz konusu ancak olay gerçekleşmemiştir. Bu yüzden buradaki cümle amaç sonuç cümlesidir. Yani 1 ve 4. cümlelerimiz amaç sonuç cümlesidir. 2 ve 3. cümlelerimiz neden sonuç cümleleridir. Umarım anlaşılmıştır. İlk yargımız amaç ya da nedendir. İkinci yargımız her zaman sonuç cümlesidir.